Evet, Cosped Tank S1 arkadaşlar. Daha önce Tank T2 modelini incelemiştik. İsterseniz onu da buradan izleyebilirsiniz. KVK garantili bu saatler. Bu arada ben beğendiğim bir saat arkadaşlar. S1'in de tasarımı gayet iyi duruyor. Özellikleri neler derseniz askeri sınıf koruması var. 70 tane spor modu var. Suya dayanıklılık IP69K. İşte Bluetooth konuşma yapabiliyorsunuz. Always on display yapabiliyorsunuz. Akıllı uyku takibi vesaire. Bayağı güzel arkadaşlar. 300 mAh bataryası, 1.3 inçte AMOLED ekranı var bu saatin. Hemen kutusunu da açalım. Bakalım kutusundan neler çıkıyormuş. Bunun tasarımı sanki biraz daha zarif gibi geldi bana. Tank T2'ye göre. Yine tank gibi tabii, orası ayrı bir konu da. Tasarımı ve rengi hoş duruyor. Bakalım kutunun içinde de öyle duruyor mu? Kutuyu açtığınızda yine sizi burada böyle bir... Bu arada burayı mat yapmışlar. Bak bu daha güzel olmuş. T2'ninki parlaktı. Burası mat. Güzel olmuş böyle. Yine diğer özellikleri yazıyor arkadaşlar. Yüksek sıcaklığa dayanabiliyor, düşük sıcaklığa dayanabiliyor. Yani bayağı bir basınç testi vesaire yapılmış bir. Burada yazıyor zaten. 12 tane diyor. Askeri testten geçmiştir diyor. Şuradan hemen. Rengi falan çok tatlı duruyor ya. Kordon rengi böyle. Saatimizi şöyle bir koyalım. Başlıkta ne çıkıyor bakalım. Şöyle bir official support kartı. Şarj aleti. Bunun şarj aleti biraz daha basit. Manyetik ve kablolu arkadaşlar. Bire pıt diye saatinizin arkasına yapışıyor bunlar. Hızlı bir şekilde şarj ediyor. Şöyle bir de kitapçık çıktı. Kurulum kılavuzu vesaire burada. Şimdi gelelim saatimize hızlıca. Bu arada bu çok daha hafif. Gerçekten tasarlamışlar. Bu hafif bir saat arkadaşlar. Vay, çok iyi duruyor. Bence çok tatlı duruyor ya gerçekten. Böyle baktığınız zaman kaliteli arkadaşlar. Güzel yani. Ve bu saat çok hafif. T2'ye göre çok hafif. Şimdi ben bunu bir açayım. Kurulumunu yapayım arkadaşlar. Sonra videoda görüşürüz zaten. Ve gerçekten şöyle bakınca tatlı duruyor. Güzel bir tasarım yakalamışlar. Hem böyle kadınlara yakışacak, erkeklere yakışacak. Biraz benim bileğimde biraz küçük durduğunu söyleyebilirim yani. Eğer ince bilekli bir beyefendiyseniz. Hem böyle sportif hem de şık duran bir saat. Ben bu rengini de çok beğendim. Su yeşili gibi bir renk ki beyazı vesaire farklı renkleri de var. Cosped Tank S1'in arkadaşlar. Cosped Tank S1 1.3 inç bir AMOLED ekrana sahip ve bu ekranı hep açık özelliğiyle beraber kullanabiliyorsunuz. Camı da Corning Gorilla Glass 3 ve 9 haş sertliğe sahip. Bu saatin en büyük özelliklerden birisi dayanıklı olması. Yani genelde Cosped'in saatleri bu şekilde pazarlanıyor ve bu şekilde donanımlara sahipler. 5 ATM su geçirmezlik özelliği var. Onun yanı sıra IP69K sertifikasına sahip. Yani bu saat toz geçirmez ve aynı zamanda suya karşı oldukça dayanıklı. Yani 50 metre derinlikte bile kullanabilirsiniz anlamına geliyor 5 ATM sertifikasıyla. Sertifika demişken Amerikan ordusunun standartlarına göre de üretilmiş bir saat. Zaten biraz oradan vuruyorlar. Military Standard 810 haş sertifikasına sahip. Bu sertifika ile beraber işte nem, şok, titreşim, 70 derece sıcaklık, eksi 40 derece sıcaklık, yağmur, tuz, düşük basınç, hatta mantar testlerinden geçiyor ve bunlar başarılı bir şekilde geçmesi gerekiyor bu sertifikayı alabilmesi için. Ben mantara biraz şaşırdım çünkü gerçekten askerlerin o tarz ihtiyaçları olabilir. Bu işte body kalitesinin falan iyi olduğunu da bize gösteriyor arkadaşlar. Üzerinde tam 70 tane spor var. Sporcular için bence yeterince antrenman olduğunu söyleyebilirim. Böyle yürüyüş falan yaptığınızda da 6 tane egzersizi otomatik olarak algılıyor. Yürüyüş yaptığınızda hani yürüyüş mü yapıyorsun diyor. Basıyorsun tak diye yürüyüşüne devam ediyorsun. O sırada otomatik olarak yürüyüşünü kaydediyor. Bu saatte arama da yapabiliyorsunuz. Üzerinde hem mikrofon hem de hoparlörü var. Görüşmeler yapabiliyorsunuz. Uygulaması üzerinden rehberinizi ekliyorsunuz. Eşleştiriyorsunuz ve direkt buradan direkt arama yapabiliyorsunuz ya da cevaplayabiliyorsunuz. Bildirimleri de tabii ki alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sağlık özelliği açısından uyku takibi yapabiliyorsunuz. Kalbinizi sürekli olarak ölçüyor. Yani sürekliden kastım şu. Sensör sürekli açık. Yani her vuruşu kaydediyor. Mesela Apple Watch'lar 5 dakikada 10 dakikada bir ölçüm alıp durur. Ama sürekli olarak kaydediyor. Ben bunu daha kıymetli buluyorum açıkçası. Kandaki oksijen yoğunluğunu da ölçebiliyor. Onun dışında bir de kan basıncı, yani tansiyon da ölçebiliyor ama ben pek güvenmiyorum bu verileri arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama bu ölçümü yapıyor. Yani fikir olarak size fikir verecektir. Bir yüksek çıkarsa gerçekten bir tansiyon aletiyle ölçmenizde fayda var. O açılardan güzel bir özellik. Düşündüğünüz zaman sağlık özellikleri yeterli. Spor özellikleri yeterli. Kasası oldukça dayanıklı. Bu bayağı ön plana çıkıyor. Tasarımı çok tatlı. Bilmiyorum beğendiniz mi ama güzel görünüyor. Buna rağmen donanımlı görüşme yapabiliyorsun. Bildirim alabiliyorsun. Hoş şeyler bunlar. Onun dışında batarya performansı önemli. Eğer ekranı hep açık kullanırsanız 2-3 gün ama hep açık ekranı kapatırsanız 12 güne kadar kullanabiliyorsunuz. Şarj bitmiyor arkadaşlar. Bu açıdan çok iyi. Bekleme süresi de şu. Siz bu saati bırakıp şöyle koyduğunuzda sağa sola bekleme moduna geçiyor ve 50 güne kadar bekleyebiliyor. Saatin şarjı bu anlamda çok iyi yani.
yani bir duşa girdiğinde falan bitmiyor şarjı. Kapalı gibi duruyor resmen. O açılardan güzel. Saati fiyatı 2700 TL ve altına satılıyor arkadaşlar. Piyasada bakarsınız. Beğendiyseniz alırsınız tabii ki. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bizi sosyal medyada takip edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.